değil demiş. Bu yaşadıklarımız fragmandı. Dahası ileride yaşayacaklarımız bu filmin anatomisi tadında olacak. Koca bir şaka. Çiğdem Mater dedi. Türkiye koca bir şaka diye. Allah kolaylık versin o insanlara, cezaevindeler. Twitter'da bir sorumuz var. Erdoğan AKP'si anayasayı sizce neden değiştirmek istiyor? Ben en azından kendi düşüncemi paylaştım. Sizler de düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Geldik. Şimdi İzmir'de Gamze Elçi'nin bir özel haberine götüreceğim. Bir taciz olayı. Çok enteresan. Alsancak semti vardır İzmir'de. Bilen bilir. Orada bilirim ben bu okulu. Melih Özakat İlkokulu. Bakınız. Okula biri giriyor. Tamam mı? Aa, ne güzel. İşte girebilir diyebilirsiniz. Ama daha sonra o biri merdivenleri çıkıyor. Okulun içerisine giriyor. Ardından tuvalete gidiyor. Kızlar tuvaletine. Ve orada çocuklara tacizde bulunuyor. Yakalanıyor. Daha sonra ne mi olacak diyorsunuz? Ne mi oldu diyorsunuz? İzleyiniz. Anne, bugün böyle böyle bir şey oldu. Ne oldu anneciğim dedim. Anne dedi, işte erkek kızlar tuvaletinde dedi. Bir tane dedi adam vardı dedi. Teneffüste ilkokulun tuvaletine giren kız öğrenciler tanımadıkları bir erkekle karşılaştı. Öğretmen ya da çalışan değildi. Veli de değildi. Ama elini kolunu sallayarak okulun en mahrem yerlerine girdi. Arkadaşı kızımın kapısını tutarken, tuvaletin içindeymiş kızım. O sırada arkadaşına temasta bulunuyor o şahıs. Şu iç alana doğru gidiyor. Şu iç alanda. Evet, çocuğu şu iç alanlara çekmeye çalışıyor. Vahim iddialar İzmir'den. Konaktaki Alsancak Melih Özakat İlkokulu'na giren biri kızlar tuvaletine kadar gitti. Öğrencilerle konuşup fiziksel temas kurmaya çalıştı. Sonra saçını okşamış, yanağından makas almış, sırtını sıvazlamış. Sen çok güzelsin, maşallah, kaç yaşındasın demiş. Olay bir annenin kızıyla sohbeti sırasında ortaya çıktı. Veliler hemen birbirini aradı. Çocukların anlattıkları birbiriyle örtüşüyordu. Aileler okula gitti, yönetimle konuştu ama iddiaya göre olayların yaşandığı günün kamera kayıtları bile incelenmedi. Biz gittiğimizde özellikle kamera kayıtlarını istedik çünkü bu şahıs bizim çocuğumuza neler yaptı bilmiyoruz. Veliler ısrar edince polis çağrıldı, görüntü incelendi, şüpheli tespit edildi, yakalandı ama... Şikayetlerin üzerinden zanlı nöbetçi mahkemeye çıkarıldı ancak mahkemeden denetimli olarak serbest kaldı. Aileler çok tedirginler ve bir an önce zanlının tutuklanmasını talep ediyorlar. Burası Milli Eğitim'in bir okulu, biz buraya bile çocuğumuzu huzurla yollayamayacaksak nereye yollayacağız? Çok kaygılıyız, çok korkuyoruz. Ve bir an önce Milli Eğitim'den güvenli eğitim talep ediyoruz.